Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün yepyeni bir macerayla karşınızdayız. Biliyorsunuz dünyanın en büyük tüketici elektronik fuarlarından birisi olan CES, ki CES diye yazılıyor. Belki görüyorsunuzdur, duyuyorsunuzdur. 8-11 Ocak tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas şehrinde düzenleniyor. Ben daha önce o fuarada katılmıştım. Yaklaşık 2 sene önce. Bu sene de katılıyorum yine aynı fuara ve yarın yolculuğumuz başlıyor. Yani ayın 5'i oluyor bu arada, 5 Ocak. Yarın başlayacak yolculuğumuzla beraber biz de CES'e gidip size oradaki en yeni ürünleri, en yeni teknolojik cihazları aktaracağız, bilgilerini vereceğiz. Hatta çok da böyle iddialı bir şekilde video çekmeyi planlıyoruz, bir aksilik olmazsa. Yoğun bir gündem oluyor CES'te, onu baştan söyleyeyim. Çünkü CES, tabii şimdi hani Las Vegas'a gidiyorsun, heyecanı var, eğlencesi var falan filan diyen çok oluyor ama onun dışında baktığımızda çok büyük alanda düzenlenen bir fuar. Las Vegas Convention Center, LCVD yazan bir merkezde düzenleniyor temel olarak. Bir de aynı zamanda birçok otelin böyle özel sergi alanları var. Oralarda da firmalar stand açıyor. Bu standlarda en yeni ürünlerini sergiliyorlar. İşte biz de hani fırsat bulduğumuz kadar tek kişilik dev kadroyla gidip orada sizlere en yeni ürünleri, en yeni teknolojileri aktarmaya çalışacağız. Bu sene neler var fuarda? Bu sene oyun bilgisayarları olacak, onu gördük. Ki bu markalar arasında Dell var, Acer var, Asus var. Bunların en yeni oyun bilgisayarlarını yine fuarda tanıtacaklar, onu söyleyebiliriz. Artı IoT dediğimiz nesnelerin interneti cihazları da yine bol miktarda yer alacak. Dronelar var. Uçan, işte uçan, kaçan, hoplayan, zıplayan, hatta geçen sene, 2 sene önce insan taşıyan da tanıtılmıştı. Bu gibi ürünler yine orada olacak. Sanal gerçeklik, eskisi kadar böyle bir gazık olmasa da yine sanal gerçeklikle ilgili bazı cihazlar da yine orada karşımıza çıkacağını söyleyebilirim. Ayrıca televizyonlar da var. LG'nin ve Samsung'un yeni modellerini orada tanıtacağı beklentisi var. Öte yandan çok olmamakla beraber telefon ile ilgili de yine yeni ürün tanıtımları olacak ki bunlardan bir tanesini Sony yapacak. Yine bir aksilik olmasa Sony'nin yetkilini de yerinde takip edeceğim. Yeni ürünlerini yine fuarda tanıtacaklar ama şunu söyleyeyim, yani bu fuar bir telefon fuarı değil. Telefon fuarı Şubat ayında İspanya'nın Barcelona şehrinde düzenlenen Mobile World Congress, yani MWC olarak da geçiyor. Bu fuarda daha çok telefonlar çıkıyor ama CES'te de bazen ufak tefek ürünler oluyor. Tabii bizim CES hazırlığımız sadece böyle hani neler çıkacak neler çıkmayacak gibi değil. Birçok farklı açıdan da baktığımızda bizim bazı hazırlıklarımız oldu. Şimdi mesela şu an ekranda, tabii siz göremiyorsunuz ama şuradan ben kutuyu alayım. M50, Canon EOS M50 aldık, gittik bir tane. Nerede aldık? MediaMarkt'tan aldık, parasını ödediğimiz bir ürün. EOS M50'yi biliyorsunuz, bilmeyen için söyleyeyim ben. 4K video çekebilen bir model. Bu Vlogger kiti aldığınız zaman şu böyle şirin, hemen şöyle tutayım. Manfrotto'nun bu şirin mini tripodla beraber bir de şurada görünüyor mu? Evet, şurada görünüyor. Üzerinde dead cat dediğimiz bu tüylü parçası var. Mikrofon harici, Rode harici mikrofon da veriliyor. Hatta şu anda ses kaydını vesaire biz onun üzerinden yapıyoruz. Bunda da bitmiyor. Aynen böyle satıcılar gibi oldum ama canavar gibi bir bilgisayar aldık. Sağ olsun yerli markalardan bir tanesi Monster. Biliyorsunuz uzun yıllardır bilgisayar üretiyor. Bizim de böyle performanslı bir cihaza ihtiyacımız vardı ama sadece performanslı olması yetmiyordu bize. Aynı zamanda hafif ve taşınabilir olmasını istiyorduk. Konuştuk sağ olsun Monster yetkilileriyle, bize hem videolarımızda video edit ederken kullanmak üzere hem de günlük hayatımızda kullanacağımız bir bilgisayar verdiler. Sağ olsunlar. Las Vegas'a bu cihazla gideceğiz. Monster'ın en canavarı, zaten Monster'da biliyorsunuz canavar demek. Abra A5 serisi. Ne farkı var? Şimdi diyeceksiniz ki nasıl oluyor? Hem oyun bilgisayarı hem hafif hem bilmem ne. Şöyle oluyor arkadaşlar. Monster güzel bir şey yapmış ki farklı markalarda da biz bunu görmeye başlayacağız. İnce bir çerçevesi var. Bakın görüyorsunuz. Bu ekran, bu bilgisayar kasası aslında 14 inçlik bir kasa. Fakat içinde 15.6 inçlik bir ekran var. Yani 14 inçlik bir kasaya neredeyse, tabii birazcık büyük 14 inçler ama neredeyse 14 inçlik bir kasaya 15.6 inçlik bir bilgisayar sığdırmışlar. Ben tabii F klavye kullandığım için klavyeyi sağ olsun arkadaşlar teknik serviste değiştirdik, dizilimini değiştirdik ama çok enteresan özellikleri var. İşte ne gibi? Ya hemen buradan size söyleyeyim. Intel'in 8. nesil 7 işlemcisi kullanıyor. 4 GB'lık Nvidia ekran kartımız var. Ne olduğunu da söyleyeyim hemen. GTX 1050 Ti var üzerinde. 15.6 inçlik Full HD mat, ben parlak ekranları sevmiyorum, mat bir ekranımız var. 144 Hz bu arada, onu söyleyelim. 8 GB RAM'imiz var.
250 GB'da M.2 SSD'miz var. Cihazın özellikleri böyle. Şimdi ben tabii bunu eve götürdüm dün akşam. Hatta bakın siz burada açmak için sırf şeylerini de açmadık. Şöyle açalım. Şöyle. Şu şeylerini. Bunu da sökelim. Touchpad'imizi de. Cihaz çok güzel gerçekten. Hani hem hafifliği ki 2 kilogram ağırlığında bu kadar donanıma rağmen. Şurasından da açalım. Hatta işte şu anda yayında sizlerle beraber açmış olduk. Kızım da çok sevdiği bir özelliği var. Bugün bilgisayarı yapı şimdi mesela. Ne yapıyoruz ya onu göstereyim. Şöyle ekrandan sağ alıyorum bilmiyorum ama. Şöyle bir tane kontrol merkezimiz var. Burada işte ekrandaki bu tuş takımının ışığını ayarlayabiliyorsunuz. Mesela bizim kızın en çok beğendiğini göstereyim ben size şuradan. Yılan dediği bir modu var. Bakın şimdi ekranda. Şimdi Ünsal şuraya bir alsana. Alıyor musun bilmiyorum. Şu anda alıyorum. Süper. Işıklar böyle şekilli bir şekilde dolaşıyor. Bunun farklı bir sürü şeyi var, seçeneği var bu arada. Bakalım mesela başka bir şey daha yapalım şuradan. Mesela tepkisel var. O çok güzel. O çok hoşuma gitti benim. Şöyle yapalım. Şimdi ışık yanmıyor değil mi? Mesela bir şeye basıyorsunuz. O harfin ışığı yanıyor sadece. Hangi harfe basarsanız onun ışığı yanıyor. Ve bir sürü seçenek var. Hani bizim bu gökkuşağı renkleri gibi böyle gökkuşağı yapıyorsunuz mesela şöyle. Yani bu klavyeleri ben çok beğendim. Çok eğlenceli. Tabi normalde günlük hayatta bunu böyle kullanmayız. Biz kullanmayı da düşünmüyorum ben ama kızım beğendi. Sabit bir renk yapalım biz şimdi tekrar. Eski haline geri getirelim. Kaydet diyelim. Böyle bir sürü ayarı var. Hani bu bir tanesini gösterdim ben size ama bu canavarla beraber size CS'teki en yeni teknolojileri, en yeni haberleri, en yeni incelemeleri bu cihazla yapacağız. Güzel de bir cihaz oldu. Hem kameramızı güçlendirdi ki şu an onu Ünsal kullandığı için göremiyorsunuz. Hem de bilgisayarımız güçlenmiş oldu. Çok daha hızlı ve çok daha verimli bir şekilde size en yeni teknoloji haberlerini aktaracağız. Evet, bizi hem CS'te hem de diğer teknolojiyle ilgili etkinliklerde takip etmek için zaman zaman videonun birçok yerinde çıkıyor ama şimdi tekrar çıkartırım. Twitter, Facebook adresimizden takip edebilirsiniz. Teknoloji Oku hesabımızı. Aynı zamanda teknolojioku.com adresini de takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abonesinizdir diye tahmin ediyorum. Değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Gerek bu videomuzda gerekse diğer videolarımız ile ilgili her türlü görüş, yorum, eleştirinizi bize iletebilirsiniz. Hem buradan, YouTube'dan hem de kendi sistemimiz üzerinden de bu eleştirilerinizi, yorumlarınızı bize gönderebiliyorsunuz. Las Vegas'ta görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın.